Aslında ne oldu? Hoş geldiniz. İstanbul'dayız, Boğaz'dayız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Bugün Cuma günü ve aynı zamanda Aşure günü. Biz Muharrem ayını hem bir Aşure kutlamaları, Aşure yapmalarla aynı zamanda bir de Kerbela vakası dolayı aynı zamanda bir hüzünle idrak ediyoruz. Buradan başlayalım isterseniz. Evet, ben de bu vesileyle Uhud'dan başlayarak Kerbela'ya kadar, belki ta geçmişten günümüze kadar tüm şehitleri rahmetle anıyorum. Tabii o büyük bir hadise, büyük bir olay. Halen o sıcaklığını, acısını hissettiriyor yüreklerimizde. Kerbelalar yaşanmasın isteriz. Tabii şunu da söylemek isterim ki Kerbela'yı anlamak lazım. Anladığınız zaman kardeş kanı akıtmazsınız. Oradaki bizim ağıtlarımız, acılarımız, Ehl-i Beyt'den insanların, oradaki güzel insanların şehit edilmeleri, şehadetleri bugün halen yürekleri yakıyorsa, demek ki kan ve gözyaşına dur demek için onu iyi anlamak gerekiyor. Böyle değerlendirmek lazım. Ulusumuza da birçok şehitler verdik. Bugüne kadar bu vatanı bin yıllık aşkındır bu topraklarda bulunan millet olarak, topluluklar olarak şehitlerle geldik. Bedeller ödendi, kanlar akıtıldı. Ama isteriz ki kanlar akmasın, gözyaşı olmasın. Ve Aşura gününü kutluyorum. 10 Muharrem. Bütün İslam alemine, inananlara güzellikler getirsin. Tüm insanlığa güzel mesajlar versin. Barışa vesile olsun derim. Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz inşallah. Şimdi çok uzun zamandır yerel siyasetin içerisindesiniz ama İstanbul aynı zamanda genel siyasette çok belirleyici bir başat aktör. Ve siz burada çok uzun zamandır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. Ve biz önümüzdeki hafta 1 Kasım'da, önümüzdeki pazar günü seçime gidiyoruz, genel seçimlere gidiyoruz ve bir erken seçim ya da yenilenen seçim. Çünkü 7 Haziran'da bir iktidar çıkmamıştı, hükümet kurulamamıştı. Bu son bir haftaya girilirken sizin seçimi nasıl görüyorsunuz? Hem İstanbul özelinde hem Türkiye genelinde. Tabii bir kere her şeyden önce demokratik bir rejimde olmanın gururunu yaşıyoruz. İki siyasi partiler var, bir yarış var ve bu halkın iradesi, milli irade dediğimiz sandığa yansıyacak. Bir barış ortamında gerçekleşecek olan bir seçimden sonra inşallah yeni hükümet kurulacak ve bu hükümet Türkiye'nin geleceğini önümüze koymak adına çalışma yapacak. Tüm siyasi partiler zaten Türkiye'nin geleceği için iddialarını ortaya koyarak adımlar atarlar. Tabii 7 Haziran seçimleri Türkiye'de tek partili bir sistemi yürütmedi. Koalisyon gösterdi ama bir türlü koalisyon kurulamadı ve bugüne geldik. Yenilenen bir seçim diyebiliriz, bir seçim var. Bu seçim satında medeni ölçülerde cereyan ettiğini söyleyebilirim. Kendi partim açısından baktığım zaman da adaylarımız çok iyi tespit edilmiş bu dönemde. Geçmişte de öyleydi ama bu dönemde bir çok aktif, görüyor musunuz? Bir çok daha arazide Sayın İl Başkanımız Selim Temurcu Bey gerçekten gecesi gündüz olmayan bir insan, büyük bir özveriyle arazide, yani arazi dediğimiz halk arasında, evde, sokakta, kahvede, mekanlarda birebir çalışmaları sürdürüyorlar. Yani çok şey söyleyeceğimiz var. Çok iş yaptık çünkü. Yaptıklarımız ortada. Bunu ben bunu anlatabiliyor musunuz? Yani işte maalesef en büyük eksikliğimiz o. Yani tabii ki güzel bir terimdir. Balık bilmezse Halik bilir diye ama söylemezseniz yaptıklarınızdan ziyade nasıl algılandığınız, nasıl hissedildiğiniz önemlidir. Biz yaptığımız için herkes tarafından biliniyoruz zannediyoruz. Çok iş yapmışız. Tabii bunlar esasında yönetimlerin görevleri. Geçmişte yapmadılar. O sıkıntıları yaşadık ondan dolayı. Ama bu ülkeyi seven, gerçekten gece gündüz çalışan bir kadro hareketi olarak gördük. Halkın kendisi dedik, milletin kendisi dedik. Şunu söylerim zaman zaman. İnsanların bireysel hayatlarında olduğu gibi toplumların da hayatlarında da, devletlerin hayatlarında da bazı fırsatlar vardır.
yakalarsanız, iyi değerlendirirseniz mesafeler alırsınız. Ve sıçramalar yaptırırsınız. Bireysel olarak da bu böyle. Hayıflanırsınız aksi takdirde. Ya şu fırsat kaçırdım, elime geçti kaçtı diye. Türkiye'de bunu zaman zaman yakaladı. Yani rahmetli Menderes gerçekten bir fırsattı. Yeni bir mantık, farklı bir felsefe, farklı bir anlayış getirdi, ortaya koydu. Ve çalışkan yeni bir hamle yaptı Atatürk'ten sonra. Bunu gördük. Daha sonra rahmetli Özal'ı görmekteyiz. Bu konudaki hassasiyeti, heyecanı. Türkiye'yi dönüştürme çabası. Evet. Adriyatik'ten Çin'e kadar deyip. Ya bugün gençler, belki bizi izleyen 30 yaşın altı bunu çoğu bilmezler. Cebinizde 5 dolar, 10 dolarla yakalandığınız zaman içeri girerdiniz. Yabancı sigara elinizde görülse, cebinizde görülse, içiyorum deseniz bile giderdiniz. Euro'nun atası mark evet, bulunduğu zaman öyle evet, değil mi yani? Tabii. Yani cebinizde yabancı para bulunursa böyle bir şey vardı. Bu mantıktan, bu felsefeden yani uzaklaşıldı tamamen. Devletçi zihniyet yerine daha liberal, daha halka yakın, daha farklı, her kesimle temas eden bir yönetim anlayışı adımları atıldı. Daha ne kadar bilindi bilinemedi. O dönem öyle gitti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir siyasi hareketin içindeyiz. Vatanını seven, herkes seviyor, seviyorum diyebilirim. Gecesini gündüzüne katan, özverili çalışan bir kadro olarak biz başladık. Tabii İstanbul Türk siyasi hayatının en etkin noktası. Neden? Türkiye'nin mozaiki, özeti. Türkiye burada, Türkiye'nin burası, aynası. Evet. Buradaki her hareket anında Anadolu'dan hissediliyor. Anadolu ile çok yakın irtibatı var. Burada yapılan işler, adımlar, ekonomisi, her şeyi Türkiye etkiliyor. Bu bakıma siyasetin de ana etken noktası İstanbul. Ve burada tabii ki ciddi anlamda bir siyasi hareketlilik olmakta. Bütün siyasilerin gözü de İstanbul'da. Bu yerelde de bunu geçmişte gördük, bunu yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması da böyle İstanbul'da 2009 itibariyle. Bunlar yaşandı. Şimdi yeni bir süreç diyoruz, yeni bir dönem başlasın diyoruz. Arzumuz hızla değişen bir dünya var. Küçülen global köy denen bir noktaya geldi internetin dünya vatandaşlığından falan bahsediyor aslında. Yani geçmişte bir insan köyünde doğardı, kasabasında yaşardı veya şehre iner bir iki defa iner inmezdi. Belki İstanbul'da bile şehrin merkezine gitmemiş, hayatını bitirmiş insanlar vardır. Ama şimdi dünyanın bir kentinde yaşayan insan bir başka kentte, başka ülkede iş yapıyor, uluslararası şirketler kurabiliyor. Ve bir şey daha, hani bir tabir var. Endonezya'da bir kelebek kanat çırpsa rüzgarından kelebek etkisi, evet, değil mi? Kelebek etkisi New York'ta borsalar veya ekonomi sarsılır diye. Ben böyle şunu şöyle değerlendiriyorum. Bu dönemimizde bizim tanıklık ettiğimiz bu yüzyılda esasında tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Hiçbir insan nerede olursa olsun ya ben kendi hayatım kendimi yaşıyorum diyemiyor. Birbirimizi etkiliyoruz. Bir yerdeki olumsuz bir olay, yanlış yetişmiş bir insan, yanlış bir tavır tüm insanların hayatını ve geleceğini karartabilir. Bu bakıma hep beraberce dünyanın geleceğine, barışına çalışmak zorundayız. Hem son örnek yani bir parantez açmış olayım. Mülteci sorunu, yani siz Orta Doğu'da yeni bir düzen kurmaya kalkarsanız oradan kalkan bir çocuk 2000 kilometre yürüyüp sizin sınırlarınıza geldiği zaman orada yani işte Sırbistan sınırına, Macaristan sınırına ulaştığı zaman, Almanya sınırına ulaştığı zaman başka bir noktaya gidiyor. Yani o doğru, bir kişi dünyayı etkiliyor bakın. Tabii. Yani o tabii o gelecek ne olacak onu da kestiremezsiniz. Bu bakıma bizim bir hassasiyetleri ortaya koymamız ya gerekiyor. Bir gerçek de şu, maalesef diyeceğim 21. yüzyıl olmasına rağmen halen o sömürü mantığı devam ediyor. Hmm. Dünyada. Ben evet, Dünya Belediye Birliği Başkanı olarak bunu gören bir insan olarak söylüyorum. Latin Amerika'ya gittim, Afrika'ya gittim, Uzak Doğu'ya birçok kıtaları gezdim ve belediyelerle, yerel halkla yakın temas eden birimlerle ilgim var, işim var. Ve bunu ben Birleşmiş Milletler'de de dile de getirdim zaman zaman konuşmalarımda. Maalesef halen. Yani şu söylenmekte şimdi. Üçüncü Dünya Savaşı mı var şu anda? Onun sinyalleri mi geliyor yoksa başladı mı diyenler bile var. Hatırlarsınız ilkokulda Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışının nedenleri bir Sırplı öğrencinin
Veliaht Prensi, Avusturya Veliaht Prensi'ni öldürmesin. Sarayova'da. Yani bir öğrencinin bir Veliaht Prensi öldürdüğü dünya savaşı mı çıkarmış? Bizi öyle okuttular, öyle anlattılar. Oysa... Şimdi görünürde dünyada, yani bu Orta Doğu'daki iki ülke bilmem bir yönetim falan rejim değil. Olaya büyük bakmak lazım. Dengeler yeniden kuruluyor. Ekonomik yapılar, haritalar, ekonomik haritalar değişiyor. Bu ekonomik haritalarla birlikte hudutları da değiştirmeye çalışıyorlar. Yeni bir takım olgular var. Yukarıdan bakmak lazım. Biz bunun birbirimize Türkiye yansımaları açısından. Tabii şimdi biraz, oraya geleceğim. Evet. Bizim birbirimize olan ilişkilerimizdeki bize olan güven, aramızdaki güven duygusunu sarsarak birbirimize itiş kakışımızdan, toplumsal bir takım kavgalardan kim istifade ediyor? Bir düşünmek lazım. Nereden geliyor? Niçin oluyor diye? Nasıl bu iş diye? Buna bakmak gerekiyor. Yani Türkiye bir şeyi yakalamış, bir ivmeyi yakalamış. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla başlayan gerçekten bir hizmet aşkı diyeceğiz. Susuz bir İstanbul. Gördük bunu. Yani ben onlara detaya girmeyeceğim. Herkes yaşadı bunu. Yani çöp bir bardak su yok. Evet. Gençler bilmez. Benzin istasyonu gibi su pompa istasyonları var. Gidip bidonunuza parası olan su alacak. Belediye haftada bir su veriyor ve ilan ediyor. Kaynatmadan kullanmayınız diyor. İçemezsiniz diyor. İçmeyiniz diyor ama kullanmaya bile kaynatmadan. Böyle bir İstanbul bugün buraya geldi. Bu bir sevda, bir aşk, insanlara hizmet etme aşkı olan bir Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı. Arkasından hükümeti kurdu, partiyi kurarak hükümette bulundu. 10 yıl başbakanlık yaptı, arkasından Cumhurbaşkanlığı. Şimdi bu gidişe Türkiye neler kazandı, nereye geldi, neredeydi? Şöyle bir geri dönüp baksak. Bu IMF'in yetkilileri İstanbul'a geldiği zaman... Bu Cotarelli, herkes bilir. Carlo Cotarelli. Evet, Carlo Cotarelli. Sayın Carlo Cotarelli gelirdi, havaalanında karşılanır çiçeklerle. Ya bu ve Türkiye temsilcisi değil mi? IMF'nin, IMF'in Türkiye temsilcisinden bahsediyor. Ne diyecek? Şimdi bu gençler bilmiyor. Sıraya girer devlet protokolü, adamı karşılar, randevular verilir. Önünde böyle durulur, edepten, hayadan kusur etmemek için. İki dudağı arasında 1 milyar dolar belki veya ne kadar para verecekse gelir. Onlar bayağı büyük, böyle kontrol ettikleri bir ülke edasıyla bu sömürgeci ve mantığı. Bizden neler isteyerek. Sömürgeci mantığı. Öyle değil mi? 1 milyar dolar. Bir şey daha tabii orada tabii ki verdiğim diğer tarafı bunu veriyorum ama kadro veremezsin diyor. Şimdi bizim üniversite bitirenler, öğrenciler, öğretmenler kadro istiyorlar. Evet. Evet. Bir olsa kadro verdirtmiyor. Kadro veremezsiniz diyor. Taşörünlük öyle çıktı zaten. Evet. Kadro veremezsiniz kemerinden diyor. Kemerinden bir düğme daha sıkıyor. Yatırım yapamazsın diyor. Kemer sıkın diyor. Paraların devamlı ben diyor yatırımlarınızı yapamaz. Kontrol edeceğim diyor. Yani, bunu da bir IMF'in Türkiye temsilcisi söylüyor. Bunu. Tabii temsilci söylüyor. Gençler evet. Hatırlamıyor bunu. Tabii. Evet. Ve maalesef önünde saygı duruşunda insanlar bunlardan medet bekliyorlardı. Ama ne diyecek? Ne kadar para verecek? Maaş vereceksiniz. Ve böyle bir Türkiye'den ve hatırlarsınız Lüksemburg'dan 1 milyon dolar alacağım diye kapılarda bekleyen Türkiye 8 milyar dolar dışarıya yardıma harcamış bir Türkiye. Efendim siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bile yani 1 milyar dolar değil birkaç milyar dolara kredi... Herhalde Sayın Carlos Cotarelli'nin verdiği paranın, vereceği paranın birkaç katını biz zaten kendimiz kredi olarak sadece başkan imzasıyla. Yani sizin hazine kara kaşınız kara gözünüz için değil mi? Yani? Hazine garantisi olmaksızın başkan olarak imzayla aldık birkaç katını. Birkaç milyar dolar niteliğinde para aldık, alabiliyoruz. Şu anda borçlama limitimiz oldukça iyi. Kalksak şimdi yeni bir metro hatlarında para lazım. Sadece başkan imzasıyla hazine garantisi olmaksızın alabiliyoruz. O zaman o dönemde öyle bir şey yok. Hazine garantisi olduğu halde. Bitmiş bir evet. Türkiye. Hatta biliyorsunuz bir takım kaynakları bile artık dibe vurmuş durumdaydı. Onlar farklı şeyler. Onlara girmeyeyim ama böyle bir Türkiye'den yeniden Türkiye ortada yani o sıkıntıları geride bırakmış. 2000 yılını hatırlayınız. 2000 yılında 2001 krizi öncesi
diyorlardı ki bu politika gayet iyi tutuyor. Türkiye'nin gelecek 10 yılı mükemmel. O zamanki hükümetler, açınız medyaya bakınız, manşetlere bakınız. Gelecek 10 yılı Türkiye'nin mükemmel. Her şey tamam, sistem oturdu, para da alıyoruz, verecekler falan diye. Böyle başlıyordu. Ama 2001 krizi allak bullak etti. Bir şey söylemek isterim. Pakistan Pencap eyaleti Başbakanı Sayın Muhammed Şahbaz Şerif bize birkaç yıl önce geldi. Dedi ki biz bir hata yaptık. Hep borç aldık. Dışarıya baktık, yardım istedik. Fakat bu bizi geliştirmedi. Bizi dumura uğrattı. Bizim bütün gelişme kapılarımızı kapattı. Ben sizden bir şey istemiyorum. Kimseden bir şey istemiyoruz artık. Biz kendimiz üreteceğiz. Bize sadece proje ve fikir verin dedi. Biz orada metrobüs hattı yaptık. Projesini yaptık. Parklanma projesi, ispark projesi, efendim katı atık yönetimi. Lahor, Pakistan'ın en temiz şehri haline geldi. Bizim firmamız orada gitti, bunları teknik olarak öğretti. Şimdi 5 şehir üzerinde aynı çalışma yapıyoruz. Ve çok doğru bir iş yaptı. Şu anda Pakistan gelişiyor. Dedi ki biz dışarıdan yardım almayacağız artık. Bu bizi köreltti. Şimdi Türkiye'de köreltiliyordu. Sömürgeci mantığını bir farklı şekliyle. Borç verelim, borç üretme. Vereceksin. Ve tabii ki siz de o borcun karşılığında o bir himmet duygunuz, bir farklı şeyiniz gelişecek onlara karşı, şeyiniz gelişecek. Şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle 3 ismi saydınız Türk siyasi hayatında dönüşümü sağlayanlar diye. Yani Sayın Menderes ile başladınız. Özal ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı zikrettiniz. Şöyle bir durum var. Türkiye'yi dönüştürmek isteyen Menderes, rahmetli Menderes bir darbeyle Allah şahidildi ve idama gönderildi. Rahmetli Özal'ın zehirlendiği iddiaları hala konuşuluyor ve Özal sonrasında kendi partisi de yani ANAP'ı acayip hızlı bir şekilde dönüştürerek o dönemi de kapattılar. Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığında ve Türkiye'nin dönüşümü açısından olağanüstü bir liderlik yapıyor. Ama öyle bir çevre var ki baktığınız zaman çok farklılar. Çok farklı çevreler. Ama bir noktada buluşmuşlar. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde buluşmuşlar. Buna ne dersiniz? Neden? Şimdi tabii bu sadece Tayyip Bey meselesi değil esasında. Böyle algılıyoruz, böyle bakıyoruz. Bu o resme büyük bakmak lazım. Bu genel bir olay. Dünyada sömürge devam ediyor dediğim olay. Yani. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca, ekonomisi düzeltmeye başlayınca hep bu hareketleri görmüş. Rahmetli Menderes'i o kadar kibar bir adamı ipe götürmüş. O kadar masum bir insanı. Mahkemelerini ben çocukluğumda radyodan dinlerdik hatırlarım. Yani nasıl bir kibar bir insan. Ve ipe götürülmüş. Çünkü gelişen bir Türkiye ortaya çıkıyor. Rahmetli Özal hakeza yaptığı işler ortada. Şimdi Türkiye'de 2008 krizlerini yaşamamış, yaşatılmamış, büyük bir hamleler yapmış, ekonomisini güçlendirmiş ve bunları geçtikten sonra da milli savunma sanayi başta olmak üzere her alanda farklı noktaya gelmiş. Pazarlarını ellerinden almaya başlamış, kimliğini ortaya koymuş, dünyada ezber bozuyor ve gelişen bir Türkiye var ve her şeyiyle hatta şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin geldiği noktayı etkilenmediğini, ekonomisini güçlendirdi, gördüler. Muhafazakar demokrat bir yönetim var, tamam. Ama bir müddet sonra baktılar ki bu nereye gidecek? Çok daha farklı noktaya gelir. En gelişmiş 10 ülkeden birisi haline geliyor, giderek gelişiyor, pazar oluyor, ne yapalım? Tabii içeride dün de bir kanalda bahsettim. Abdülhamit Han Hazretleri'nin yaptıkları gibi burada hedefte olan kişi tabii ki haliyle bu işin devletin başında olan kişidir. Bu işi, bu başarıyı ortaya koyandır. Bununla ilgilidir. Burada bu işleri yapabilen bir başkası olsaydı aynı şeyi ona da yaparlardı. Siz Abdülhamit Han'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... Aynı senaryo. Aynı senaryo. Yani kaldırabilen, onu geleceğe taşıyabilen, heyecanı ve derdi olan bir yönetim ortaya çıktığı zaman onu hemen halletmeyi bilmişler. Bütün tarih boyunca.
ülkelerdeki bütün değişimler. Gidin bakın işte Afganistan'daki olaylar, Irak'taki, Suriye'deki bunlar nasıl oluyor, niye yapılıyor, halen ne hesaplar var? Bunlara bakınız. Türkiye dünyada ezber bozuyordu ve yeni bir takım alanlara da sirayet etmiş ve bütün dünyayla yelpazesini geliştirerek temas edebilen bir Türkiye ki genlerinde imparatorluk hafızası taşıyan ve devlet geleneği olan büyük bir milletin tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkmaması için işte Güneydoğu'da bir takım olaylar, işte bombalar, şunlar bunlar hepsi vatan içerisinde kardeşler toplumunu birbirine nifak tohumlarıyla etkiliyorlar. Diğer taraftan da şahmat der gibi satranç oyununda başta kimse ona her türlü şeyler uydurarak, ekleyerek yani hizmet edilmeseydi. Problem Türkiye o zaman. Problem Türkiye. Yerinde saysaydı, kendi derdine düşmüş bir Türkiye olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Montaj sanayi devam etseydi mesela. Bu tabii geçmişte bir toplu iğneyi bile ithal etmek zorunda kalan bir Türkiye'den şimdi ileri teknolojilere geçen bir Türkiye. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak metrolar yapıyoruz. Metrolarda vagonlar alıyoruz dışarıdan. Vagonların bir kazan dediğimiz vagon görünümü olan var. Bir de bunun esas işi beyin kısmı. Teknolojisi burada, beyin. Arkadaşlar birkaç yıldan beri ya bu beyin işini yapalım biz. Dışarıya satacak hale gelelim dedik. Ve Aselsan'da şu anda ikinci aşamaya geldik ve çalışıyoruz. İstanbul Belediyesi olarak. Çünkü her şeyde bir numara olmak zorundayız. Ya bu gelişmeler tabii birilerini rahatsız ediyor. Çünkü pazar olmaktan çıktığınız gibi pazarlarına girebilme adımları atıyorsunuz. Bundan dolayı da rahatsızlık tabii ki ortaya çıkıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde şöyle geriye bakın. Nereden nereye geldi Türkiye? Nereden nereye geldi? Bakın bütün şehirler havaları yapılmış. Artvinliler hemşehrilerin benden rica etmişlerdi. Ne olur Sayın Başbakanımız da o zaman başka döneminde aranız işte geçmişteki birliklerinizden dolayı Artvin'e bir üniversite istiyoruz diye. Üniversite istiyoruz. Kaç defa gelip iş adamları toplandı. Kaç kişi geldi gitti. Valiler geldiler. Bugün üniversite olmayan bir vilayet yok. Hayal dahi edilemezdi. 100 kilometre mesafeli havaalanları. Havaalanlar, efendim bu çift yollar, düble yollar, her şeyle, yatırımlarıyla, her şeyle Türkiye çok daha farklı hale geldi. Şimdi şu anda İstanbul'da yapılmakta olan şu 3. havaalanı. Yeni kredi anlaşmaları yapıldı. Tedirgin ediyor. Gerçekten tedirgin ediyor. 200 milyon günlük yıllık hareketlikten bahsediyorsunuz. Bu ne demektir? Uzak Doğu'dan kalkan bir uçak Avrupa'ya aktarma yapacağını İstanbul'dan yapacak. Mutlaka 2 saat önce inecek, 2 saat önce dönecek. 4 saat kere olacak. Bu bir daha kalkıp da Avrupa'nın şu kentine aktarmak için iner mi? İnmez. İstanbul'a inecek. İstanbul'a inmek demek ekonomi demek, istihdam demek. Bunların önünü kesmek istediler. Ha, çevre mantığıyla çıktılar. Bilmem neyi manipüle ederek çıktılar. Sırf yapılmasın diye. Yapılmasın diye. İşte mesele sanırım bu. Yani biz yerli gibi gördüğümüz farklı farklı düşünceden, farklı farklı ekollerden olduğunu sandığımız bir yapı sadece bir noktada, bir meselede Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde ittifak ediyor. Ve sizin anlatmalarından anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan düşmanlığı da aslında Türkiye düşmanlığından kaynaklanıyor. Tabii ki. Yani onu söylemek istiyorum. Evet. Yani buradaki başarılı Türkiye'yi halktan aldığı gücüyle Allah'ın izniyle de başlamış, başarmış, adımlarını atıyor. Gelişen bir Türkiye var. Fert başına düşen gelir 10 bin doların üzerine çıkmış, daha da gelişiyor. Ekonomisini düzeye çıkartıyor, yatırımlar yapıyor ve iddialı bir ülke haline gelmiş. Uçak gemisi dahi yaparım diye adım atan bir Türkiye'yi yapan insan hedefte. Öyle bakmak lazım. Kişisel olarak değil Tayyip Bey, tabii ki iradesi güçlü. Samimi, azimli ve hedefe doğru kilitleniyor. Tarzını beğenmeyebilirler. Ama bu bir samimiyetinden kaynaklanıyor esasında. Bu ülkeye olan sevdasından kaynaklanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yıllardır takip ediyorsunuz medya olarak. Tatili, hafta sonu, efendim ayı yılı olmaksızın, hiç durmaksızın bütün Türkiye ve dünyayı bir şeyler yapabilme adına devamlı aktif olarak çalışan bir insanı siyasi hayatındaki çocukluğundan beri, gençliğinden beri başlayan bir heyecanın temelinde ne vardır?
Bir ülke sevdası olursa olmaz. Olur. Başka türlü olmaz ki. Bir ülke sevdası var. Peki şu önemli değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasetin dışına bir şekilde ittiler. Efendim Türkiye'deki liderliğini bir şekilde bertaraf ettiler. Bu bahsettiğimiz insanlar da bu topraklarda yaşıyorlar. Yani kaybedersek hep beraber kaybetmeyecek miyiz? Yani bunu düşünmüyorlar mı? Tabii kurgular farklı yerlerden manipüle ediliyor. Aktörler veya orada rol alanlar veya onu kademe kademe baktığınızda farklı insanlar var. Taşeronluk demiştiniz biraz önce belki biraz. Taksim Gezi olaylarından sonra ben 1000 civarında oraya katılan sanatçılar, öğrenciler, STK temsilcileri birçok insanla görüştüm. Davet ettim onarlık gruplar halinde. Görüşmeler yaptım. %90'dan fazlası biz aldatıldık dediler. Biz böyle düşünmemiştik. İlk harekette biz gerçekten ağaçlar sökülüyor ve burası tarumar edilecek endişesiyle geldik. Ama iş başkaymış dediler. Sonra da zaten birileri de bunu ikrar etti. Niye? İkrar, ne dediler? 3-5 ağaç meselesi değil. Mesele başka bir mesele. Evet. Orada CHP'nin örgütleri aktif olarak rol aldılar. Maalesef bunu bilerek yani aldıkları söylenmekte. CHP örgütlerinin orada aktif rol aldıklarını harekete girdikleri söylemekte. Yani niye? Bu vesileyle hükümet düşer mi, gider mi, sarsılabilir miyiz diye. Abi gidenler önce iyi niyetlerle gittiler. Yani ağaç meselesi gibi. Evet. Ama arkası öyle değil. Onu kim tetikliyordu? Niçin oluyordu? Niçin bu adımlar atılıyordu? Niçin bu yapılıyordu? Hükümet gitsin. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kazanımlarını, 10 yıldaki, 12 yıldaki kazanımlarını şöyle bir geriye bakıp düşünmek lazım. Nereden nereye geldik diye. Biraz önce bahsettik. IMF olsa şu anda kadro bekleyenler ancak IMF kadro verirse oluyordu. Yunanistan örneğini göstermek lazım. Yunanistan orada. Tabii diğerleri orada. Bir kaos. Bu işin kahraman, işin başında olan, işi sürükleyen, gemisini terk etmeyen, değil mi? Fırtına, batan gemiyi ilk önce fareler terk eder. Ama gemisini terk etmedi. 17-25 Aralık'ta bekledi. Tavır koydu, tazını koydu. Gezi'de zaten. Gezi'de aynı şekilde. Ve MİT krizi. Hayatımı gezi. Koydum bu işe dedi. Niye? Ülkesi için. Bu çözüm sürecinde de aynı şey oldu. Evet. Yani ben Kürt sorununu çözmek için elimi taşın altına değil, gövdemi taşın altına koydum diyen de, o iradeyi koyan da Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Şimdi elbette konu konuyu açıyor ama bunu sormadan edemeyeceğim. Hani ağaç meselesi dedik ki Gezi ağaç meselesi. Güncel bir tartışma var efendim. Yani bu birkaç gündür devam eden bir tartışma. Aydın Doğan'ın Hilton Oteli meselesinde ben değil, efendim devletin şu kurumları bana orada ağaç değil çalı çırpı var diye rapor verdi diye savunma içerisinde olan bir Aydın Doğan ve Hilton arazisi meselesi üzerinden yürüyen bir tartışma var. Şimdi Gezi'de işte 5 tane ağaç meselesi yüzünden ortalığı ateşe vermişlerdi. Ama biz anlıyoruz ki orada birçok anıtsal ağaç var ve o ağaçları çalı çırpı diye gösteren raporlar da var ve Aydın Doğan bunun üzerinden yine aynı şekilde yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Mesele ağaç meselesi değil demek ki. Mesele nedir? Mesele evet tabii ki orada büyük bir rant öyle diyeceksiniz. Yani orada Sayın Aydın Doğan orada bir otel işletmeciliği mi yapacak? Başka bir talebi mi var? Olaya öyle bakmak lazım. 2009 seçimlerinden önce Sayın Sarıgül'le birlikte bana geldiler bir görüşme için. Burasıyla ilgili imar işte ne olur geleceğe ne olur. Şişli Belediye Başkanı, eski Şişli Belediye Başkanı. Şişli'ye bağlı olduğu için insanın bulunduğu alan eski Şişli Belediye Başkanı'yla ne olabilir diye bize geldiler. Biz de mevcudun dışında hiçbir şey yapamazsınız dedim. Bir mimar olarak da başkan olarak da söylüyorum dedim. Ancak deprem riski var diye bahsedildi. Yıkarsınız, aynısını yaparsınız. Belki bodrum katlarında ihtiyaç olan bazı otelle ilgili birimler olabilir ama başka bir şey yapılamaz dedim. Ve mümkün değil deyince Sayın Sarıgül bana o anda Sayın Başkan ya seçimler var. Daha bir yıldan az zaman kalmıştı. Sonra bunu değerlendirirsin falan dedim. Bir dakika. Sakın ha.
böyle bir vaat yok, böyle bir şey olmaz. Ben yuvarlakta konuşmam, bu iş olmaz dedim orada, bahsettim. Tabii niyeti, belki arazisini değerlendiririm, rezidanslar yaparım, bir ticari şeye çevirebilirim diye adımlar atabilirdi. Ama biz zaten bu işin olmayacağını, Sayın Cumhurbaşkanımız da o dönemde de bundan bilgisi olmuştu, bahsetti. Daha sonra tabii yine onlar bir planlarla bir şeyler yapabilir miyiz diye müracaat, koruma kurullarına müracaatlarla, üniversitelerin raporlarla, işte bu düşünüldüğü gibi değil, olabilir falan diye herhalde adım atmak istediler. Ama onlar tabii ki geçmedi, geçmezdiler. Bugünlerdeki Tayyip Erdoğan düşmanlığının altında yatan sebeplerden bir tanesi olarak onu bilemem. Yani o belki oradan kaynaklanabilir, birkaç da başka şeyler de olabilir. Niye? Mevcut yönetimlerden zaten getirdiği bir takım imkanları kazanıyorsunuz. Artık diyorsunuz bir yönetim değişse bir başkasına başka şey kazanır. Belki böyle düşünebilir. Ben hep şunu söyledim. Tabii orada bir rahatsızlıklar oldu kendileri açısından da, o bölge, onun çevresinden gelen ifadelerle. Ben şunu söyledim. O arada olan birileri, yani zaman zaman bazı ortamlarda bunu söylüyorum. Sırf bunun için gelenler değil. Şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Mahremime girmeyin. Doğru bulduğunuz şeyi yazın. Evet. Mahremime girmeyin. Doğru bir şey varsa yazın. Ama benim aile ifradıma girmeyin diyor. Bir. İki. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanımız o zaman yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişinden gurur duyarken kendi sermayesini yok etmez. O halde artık herkes işine bakacak. Artık eski Türkiye değil, ezber bozuldu. 1'e 5 kazandım var. Diyen de aynı kişi. Farklı bir şey var. Değişti ya Türkiye. Artık medyanın yönetimler üzerindeki etkileri, geçmişte olduğu siyasetler üzerindeki etkileri dönemi kapatmak lazım. Bu medeniyet artık bunu gerektiriyor. Herkes işini yapacak. Siyaset yapan, Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi siyasette gelir yapar veya. Tabii bu şunu tekrar burada, tabii biz bir yere detaya iniyoruz. Daha büyük yukarıdan baktığınız zaman birçok argümanlar devreye sokularak Tayyip Bey'den kurtulma hesapları yapılıyor. Bütün hesap o. Tayyip Bey'den kurtulursa işte AK Parti parçalanır mı? Arkasına ne gelir önemli değil. Evet. Kim Türkiye'yi yönetir? Türkiye'nin geleceğini kim hazırlar? Hiç o önemli değil. Önce gitsin. Önce bir kere bu başarılı ekip, kadro gitsin. İşte İstanbul Belediyesi Sayın Sözen döneminde maaş veremediği için çöp yığınları vardı İstanbul'da. Gençler internetten Sayın Sözen dönemine bir girip baksınlar gazete manşetlerine, lütfen baksınlar. O dönemi lütfen görsünler. Bilmiyorlar. Çok kolay bulabilirler. Tarih öncesinden bahsetmiyoruz. Evet. O dönemler yaşandı. Su, şu bu eksiklikler, hava kirliliği. Ya bugün İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2015 yılı itibariyle 12,5 milyar katrilyon yatırım yapıyoruz. Yatırım. Metrolar yapıyoruz. Anladım. 2016 yılın yatırım bütçesini de meclisimize 16 milyar civarında getirmek önümüzdeki için yıl. Çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl için. %32 artırarak ekonomik kriz miriz falan. Hep dua ediyorlar ki kriz olsun da işte bir takım işler. Hayır, bundan dolayı da biz diyoruz ki yerel yönetimler olarak istikrarlı bir yönetim olsun. İstikrar olmadığı takdirde bunları belediyeler yapamazlar. Geçmişte de olmadığı için belediyelere kaynak gelmiyordu. Ekonomisi yoktu ki vergi toplasın devlet. Toplanan zaten nasıl kullanılıyor ayrı bir konu. Neredeydi İstanbul'un belediyenin paraları o zaman? Nasıldı ki biz bugüne kadar 68 milyar katrilyon yatırım yaptık biz şu 11 yıl içerisinde İstanbul'a. Metrolarından tutunuz da altyapısına kadar ulaşımına, her alanda halen devam ediyoruz. 300'ün üzerinde kavşak yapmışız. Eskiden bir tane iki tane yapanlar tarihte adlarını yazdırıyorlar. 300'ün üzerinde. Tünel yollar yaptık. Şimdi yeni tüneller de yine başlayacak. İnşallah buradan bu vesileyle söyleyeyim. Sarıyer'deki tünelimizin devamı olan Zekirköy Demirciköy istikamete devam edecek inşallah. Onu da burada Sarıyer'lere müjde vermiş olayım. Geçen de bunun prensipte kararını aldık. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde Fulya'dan çıkacak olan bir tünel var. Onlar yapılacak. Yani biz durmuyoruz, çalışıyoruz ve anlatamıyoruz dediğiniz evet, gibi. Yani biraz yaptığımız işleri bahsedemiyoruz. Yaşandıkça ancak hissediliyor. Birkaç yıl önce sonra tünelden geçenler, ya bu tünel ne zaman yapıldı diye söylüyorlar. Bunu kaç tane iş adamından da duydum. Ya ne zaman yapıldı filan diye.
Yıllarca süren inşaatlar yine anında bitiyor. Havaalanı kavşağını 4,5 ayda bitirdik. Bir rekor bu. Rekor. 4,5. 7 kollu bir kavşaktır orası. Ne çekilirdi Atatürk Havalimanı'nın önü? Yatırımlar. Bu nasıl yapıyoruz? Kaynakları doğru kullanıyoruz. Heyecanımız var. Gecemiz gündüzümüz yok. Şimdi birileri bizde engel olmaya kalksa bunlar olmayacak. Şimdi sürekli vurgu yaptığınız bir mesele var. O da kendimiz biraz çekelim ve fotoğrafın büyüğüne bakalım diyorsunuz. Yani biraz siyaset yapma biçimimiz, algılama biçimimiz konusuna işaret ediyorsunuz. Onun için de sürekli yani hedef neden Tayyip Erdoğan meselesine baktığımızda Türkiye'yi durdurmak adına bu yapılıyor dediniz. Bunu anladım. Şimdi yine o büyük fotoğrafta bizim bir problemimiz var. Ya da özellikle 7 Haziran'dan sonra tekrar can yakıcı hale geldi. O da terör. Terör belası. Yani Türkiye şu anda terörle mücadele ediyor ve o terör belası aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki işte 1 Kasım seçimlerinde veya daha sonraki dönemde genel siyasetinde etkileyecek bir şekilde enstrüman olarak kullanılıyor. Yani biz son Ankara gar meydanında olan saldırıyı hatırlıyoruz. Daha dün şehitlerimiz vardı. Ve bu meselenin temelinde de bir Kürt sorunu bağlamında buraya geldik. İstanbul Türkiye'nin Türkiye'dir dediniz. Bu cümle sizindi. Bu anlamda İstanbul'da da her milletten, her kültürden, her etnik yapıdan insanlar var. Siz bu terör belasına ve bu anlamda Kürt meselesine nasıl bakıyorsunuz? İşte yine büyükten bakmak lazım, yukarıdan bakmak lazım. Yukarıdan baktığınız zaman bir ülkenin bir farklı özellikleri varsa, geleceği açıksa, önü açıksa, yani ben Türkiye'yi bir kıtaya benzetiyorum. Her şehir bir ülke gibi. Çok farklılıkları ve zenginlikleri olan bir ülke. Binlerce yıl tarihi olan bir ülke ve medeniyetlerin gerçek beşiği ve bu zenginliği de farklılıklarından kazanmakta. Şimdi değişen Türkiye, dünyada bulutların gökyüzündeki hareketi gibi dünyada 100 yılda, 200 yılda bir, özellikle 100 yılda bir ekonomik dengelerde bir değişim olur. Bu değişim süreci bizim tam partimizin kuruluş dönemlerinde işte enerji hatlarının kesişme noktasında Türkiye var. Ve yeniden dengeleniyor Türkiye ve bütün dünyanın odak noktasına oturduğu Türkiye. Böyle bir sürece hareket denk başlayınca yani. Burada işte enerji hatlarının geçmemesi için uğraşanlar şundan onlara girmiyorum. Onları ayrı hep yaşadık, onları gördük. Türkiye buna rağmen bunları başardıkça güçlenen bir Türkiye, yukarıdan bakınca güçlenen bir Türkiye'nin kendi içerisine düşmesi lazım. Kargasa ve kaos olması lazım. Kargaşadan kim istifade ediyor? Bu eylemlerden kim kazanıyor? Ne oldu da asırlardan beri beraber yaşayan, etle tırnak gibi beraber olan bu millet birbirlerine bu kadar düşebiliyor? Neden? Kimin işine yarıyor? Şu kadar masum insan hayatını kaybediyor. Bu kimin işine yarıyor? Hangi el bunlara dokunuyor? Bunu görmek lazım. Türkiye'nin doğusu, batısı böyle bir ayrım gayrımı olmadı şimdiye kadar. Yoktu. Nasıl çıktı bu son yıllarda bunu çıkartıldı? Bir yapı, bir hareketlilik. Daha önce inanç üzerinden bunu gitmeye çalışıyor. Evet. Daha evvel giderseniz sağcı solcuyla başladılar bunu. 68 kuşağından birisi olarak söylüyorum. Sağcı solcu diye başlattılar. Tutmadı. Tabii o zaman da çok acılar çektik ama istediklerine ulaşamadılar. Arkasından Alevi Sünni meselesini getirdiler, olmadı. Şimdi Kürtçülük bilmem ne diye bir takım şeyler. Kimse kendisini yaratılışta, dünyaya gelişinde kendisi Kürt tercihiyle gelmedi. Türk tercihiyle gelmedi. Çerkes tercihiyle, Arap tercihiyle gelmedi. Hepimiz insanız neticede. Bu topraklarda gayet mutlu yaşayan, bu toprakların geleceğine birlikte adım atan ve yönetimlerde hep beraber olduğumuz siyasi ve idari yönetimlerde de her tarafta insan olduğu yerde niye bu manipülasyon ortaya çıkartılıyor? Nedir bunun amacı? Kimin işine yarar? Nasıl büyük bir senaryo var? Nasıl büyük bir senaryo var? Büyük bunun, aktörlerin yine ekonomi... Büyük aktörler burada. Burada Türkiye'nin dışından devletlerin ömürleri, insan ömürlerinden çok daha uzun.
100 yıl onlar da çok az bir zaman dilimi demektir. Hazırlıklar ona göre yapılıyor. Etap etap senaryolar, haritalar, daha önceki cetvelle çizilen haritalar yeniden şekillendirilip nasıl olur da ne olur da falan diye kaynaklar, yataklar, alt zenginlikleri, faktörler, insanlar buna göre düzenleniyor, buna göre adılıyor. Bakın ben size başka bir örnek vermek isterim. Afrika'da kamplarda 100 bin, 200 bin, 300 bin civarında insanlar yaşıyor. Kamplar alanında, Somali'de bunu gördüm. Evet. Bu insanlar bir lokma ekmek bulmaları için günlerce mücadele etmesi gerekiyor. Gelirleri oldukça düşük. Liberya'ya gittim. Şunu ifade ettiler. 8 yıl ormanda yaşamışlar, maymun yemişler. Kabile savaşları, ellerinde otomatik silahlar. Birbirlerini vuruyorlar. Ve bu insanlar birbirleri olan kabile savaşları birbirlerine. Kabilelerden ancak kız alıp verenler arasında ilişki var. Ama bir ülkede 30-40 tane kabile var. Hepsi birbirleriyle çatışma halinde. Her yerde bu böyle var. Niye bunu yapıyorlar? Tabii ki şu anda Afrika bizim ilk zannettiğimiz gibi çöl, sıcak değil. Mümbit topraklar. Müthiş bir arazi. Yani yılda 3-4 ürün alabilme imkanı olan büyük araziler. Oraları birileri kapatıyor. Araziler toparlanıyor. Ama görünüşte de böyle bir kavga var. Bir yere geleceğim. Buyurunuz. Bu kırsalda yaşayan insanları, affedersiniz 3 tane keçisiyle, bilmem çadırıyla yine orada hayatını sürdüren insanları o arazilerden arındırmak için, boşaltmak için ne yapmaları gerekir? Birbirlerine düşünmesi lazım. Düşünce nereye kaçacak? Bir yere sığınacak. Hadi diyecekler bunu kamplara gelin. Arazi boşaldı. Arazi de istediği gibi iş yapacak. Tabii ki o kadar arazilerde bir takım çitler mitler çevirmesi mümkün değil mi? Yok, maddi boyutla çok yüksek. Arazileri insandan arındırıp kamplara sokuyorlar. Yine üst bir akıl. Gelecek adına bir akıl. Buradan Türkiye'ye gelelim. Birleşmiş Milletler'de geçen açılışta yaptığım bir konuşmada dile getirdim. 2010'da Meksika City'de bahsetmiştim. Dünyada ciddi bir açlık ve sefalet var. Ve Hazreti Ali şöyle buyuruyor demiştim. Fakir zenginin israf ettiği ölçüde aç kalır. Doğal kaynaklar bitiyor. İnsanlar aç Afrika'da. Afrika'dan artık gelişmiş ülkeler elini lütfen çeksinler dedim. Ve büyük bir kaos var. Büyük bir tehlike var dedim. Bu insanlar 2010'dan bahsediyorum. Dünyada yüzer gezer nüfus oluşuyor. Kaçak göçmenler şeklinde bütün dünyaya sirayet ediyorlar. Ve böyle devam ederse dedim, bakınız böyle devam ederse, Yunanistan Türkiye arasında çit çekmek istiyordu o zaman hatırlarsanız. Evet. Ondan da bahsettim. Ve böyle devam ederse, bilim kurgu filmlerindeki gibi bunlar şehirlerde, kanallarda yaşayacaklar, gece çıkacaklar, yaşamları için gaspler yapacaklar dedim. Güven problemi başlayacak, gelecek şehirler, yani 2030'un şehirleri diye bahsettim orada. Şimdi 2010'da, 5 evet. yılda sonra bunu yaşıyoruz şimdi. Hayatını içeceğiz, yani umuda koşuyor. Yani yaşamak için mücadele veriyor ve dünya maalesef yukarıda halen bir farklı hesaplar var. Orada Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu insanları birbirlerine birbirlerine tavırlar konusunda kavgalar olsun, bombalar patlasın, kaos olsun. İşte bu ırkı bir takım şeyler, mezhepsel bir takım kaynağı şeyler, olaylar manipüle edilsin diye bunu yapıyorlar. İnsanlar da burada maalesef tedirgin olsun, kurban olsun. Kimin işine yarıyor? Büyük aktörler hani, diyorsunuz ya. Büyük aktör. Büyük yukarıdan bakmak lazım. Evet. Bu büyük aktörlere büyük bir cevap olarak dünya beşten büyüktür diyen bir lider hedefte. O zaman tabloyu daha netleştirmek açısından söylüyorum. Yani bu yaşadıklarımız bizim kendi içimizdeki hani yerli sandıklarımızın farklı farklı düşünceden olduklarını sandıklarımızın aynı noktaya vurmasının sebebi acaba dünya beşten büyüktür cümlesinde bir mi? Bir gururumuz şudur bizim. Her gittiğimiz yerde de bunu Latin Amerika'da da gördüm. Ecdada olan büyük saygı var Osmanlı'ya. Sömürgeci olmamış. Hizmet götürmüş. İnsan varsa yardım istiyorsa yardım etmiş. Böyle bir millet. Diğerleri öyle değil. Sömürgeci olmuş. Şeyine kadar sömürmüş. Halen de devam ettiriyorlar. Halen madenleri ellerinde. Halen yataklar ellerinde ve bunları karın tokluğu bile demeyeceğimiz ölçekte çalıştırılıyor. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şu, tamam geçmişte bir milletler topluluğu olarak
Birleşmiş Milletler kuruldu. Doğru, tamam. Ama burada kararın ana karar noktasında 5 tane devlete bu inisiyatif verilmemesi lazım diyorum. Burada ülkelerin kararlarıysa, işte Bosna'da şu kadar insan hayatını kaybetti, şehitler verildi, acılar yaşanıyor. Hala onun dramatik şeyleri yansımakta. Birleşmiş Milletler nerede diye soruyor. Niçin dur demiyor diye. İşte Filistin'de yaşanıyor. Niçin orada masum insanlar ölsün? Hangi taraftan olursa olsun. En son masum Suriye insan, krizi. Her şeyi. Suriye'yi görüyorsunuz aynı şekilde. Bu insanlar kaçacak, nereye kadar gidecek? İşte bebeler, çocuklar denizlerde boğuluyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Yani maalesef bu bizim Afrika'da o, affedersiniz, hayvanların göçlerini falan izleriz ya, ona benzer tarzda ölümü tehdit göze alarak, hayatını ortaya koyarak. Kavimler göçü yaşıyoruz şu anda. Böyle bir şey olur mu yani? Kavim nasıl bir tedirginlik? Ve burada bunu esasında Birleşmiş Milletler'in çok iyi bir çalışma grubu olarak masaya yatırması lazım. Ve buradaki dengesizliklerin altı çizilmeli. Ülkeler bu kendi yaptırımlarını buna mugayir hareket edenlerin önüne geçmek suretiyle burada geleceği hazırlatması lazım. Burada inisiyatif sadece birkaç ülkeye bırakılmadan dikkatlice görülmesi lazım. Veya böyle bir yetkileri varsa da adil olmaları gerekiyor. Adalet. Yani insan yaşamı her şeyin üstünde. İnsanların doğuştan var olan haklarının başında yaşam hakkı gelir. İnanç hakkı gelir. Barınma hakkı gelir. Bunu uluslar sağlaması gerekiyor. Sağlanmıyorsa problem. Şimdi gelelim Türkiye'ye, evet, ülkemize. Evet. Birleşmiş Milletler'de bizim akil adamlar dediğimiz bir pozisyon ki seçkin üst düzey panelist dedikleri 26 kişilik bir gruba beni de davet etmişlerdi. Sayın Ban Ki-moon davet etmişti. 26 kişi idik orada. Çalışma yaptık. Sayın İngiltere Başbakanı, Sayın David Cameron, Liberia, Endonezya Cumhurbaşkanları, Uydun Kraliçesi. 26 kişi. Biz şu anda Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 2015 sonrası kalkınma hedefi, 2015 sonrası 2030 yılları arasında 15 yıllık bir zaman dilimin içine alan bir kalkınma hedefinin hedeflerini belirledik. 17 madde belirledik. Ve orada bir bunları konuşmalar sırasında sözü getireceğim nokta şu. Bir ülkenin kalkınması için, gelişmesi için istikrar dedik. En önemli olan istikrar. Bunu söylüyorum. Aile hayatında istikrar önemli. İş hayatında istikrar önemli. Devamlılık açısından. Evet, devamlılık açısından. Sürdürülebilir olması için. Ülkelerde de böyle. İstikrarlı yönetimler olmadığı zaman geçmişe bakarsak siyasi hayatlarında bunu görüyorsunuz. Türkiye'de bunu geçmişte çok örnekleri var. Bu seçimin bir istikrar getirmesini bekliyoruz. Açık ve net olarak. 1 Kasım'daki seçimlerin Türkiye istikrar getirmesi gerekiyor. Burada şahıslara, kişilere, tarzlarımıza, üsluplarımıza kızarak değil, Türkiye'yi masanın önüne yatırıp, masanın üstüne koyup, geleceğe bakarak, geleceğin Türkiye'sini inşa etme adına parlamento oluşturulacak. Burada çok hassasiyet gerekiyor. Ciddi bir hassasiyet gerekiyor. Bütün yaptıklarınız, bakın Türkiye'nin ekonomik gücü iyi olmasaydı, bugün bu kadar çalkantılarla, bu kadar olaylarla ciddi bir enflasyon yakalar ve çöküşe doğru giderdi. Hamdolsun. Bunu yaşamıyorsa demek ki bazı çalışmalar yerinde yapılmıştı ve doğru. Kalıcı olmuş. Biraz. Ve biz belediye olarak bile 2016'da %32 bütçeyi artırarak geliyorsak yatırım bütçesini, demek ki bir güç var. Bu güç oluşmuş. Bunun bozulmaması lazım. Son söz şu. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki Hazreti Mevlana, bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar diyor. Biz gelecek kuşakların geleceğini hazırlıyoruz. Ve yine Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözüyle ben bitireyim. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır diyor. Duygumuz, niyetimiz bu ülkenin sevdasıysa, geleceği ise, mutluluğu ise burada hepimiz anlaşmalıyız. Burada siyasi kavgalar, ticari rekabetin çok daha ötesinde gerginlikler olmaması lazım. Siyaset, vatandaş demokratik hakkını kullanacak. Kime tercihini koyarsa biz de ona saygı göstereceğiz. Bu iyi ki demokrasi var. Başka bir rejim olsaydı demek ki farklı şeyler olurdu. Bunun örnekleri dünyada var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için.
Abi çok sağolunuz. Çok genel konuştuk, dünyayı konuştuk. Ama büyük fotoğrafa bakmaya çalıştık. Bence büyük de çok da iyi oldu. Şunu söylerim ben yurttaşlarıma, İstanbullulara, bizi izleyen Türkiye vatandaşlarımıza, içe yurt dışında, yurt içinde. Lütfen her olay olduğu zaman bu olaydan kim karlı çıkar? Mahir kimin, kaynağı da buradan kimin lehine, kim kazançlı çıkıyor diye bu soruyu sormamız rahmetli lazım. Rahmetli Mahir kaynağında hep üzerine duruyor. Evet. Kim karlı çıkıyor? Ya neden? Niçin olur bu? Birbirimizi suçlamak yerine yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında ne olduğunu sonuna geldik. Aslında ne olduğu bugün Kadir Topbaş'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yaptık ama İstanbul meselesi üzerinden değil, Türkiye meselesi, hatta dünya meselesi üzerinden bakmaya çalıştık. Nereden? Boğaz'dan. Hepinize iyi günler.